Kanal B İstanbul temsilciliğinden gündem özel programından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Eğer iyi bir akşamsa malum son dönemde tırmanan terör tüm Türkiye'yi, toplumu derinden sarstı. Üst üste gelen büyük felaketlere karşı toplum endişe yaşıyor. Hemen hepimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu akşam terörün hedef aldığı toplum psikolojisini konuşacağız. Bu akşam terör olaylarının çocuklarımıza nasıl anlatılması gerektiğini konuşacağız. Bu akşam savaşların ve terörün hüküm sürdüğü bölgelerde çocuk olmanın ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Bu akşam algı operasyonlarını konuşacağız. Dolayısıyla bu akşam gerçekten de son derece önemli bilgileri ve bulguları masaya yatırmaya çalışacağız. Konuğum Kanal B izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Yardımcı doçent doktor, psikolog Sayın Halis Özerk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür Önemli ederim. konularımız var bugün size sormak Evet. istediğim. Değerli izleyicilerimizin de yeri gelmişken belirteyim. Gerek Twitter gerekse SMS vasıtasıyla programa katkı sağlayabilirsiniz sayın seyirciler. Soru ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ben de hocama buradan yöneltirim. Hocam açarken ki biliyoruz ama altını doldurmak önemli. Terörün hedef aldığı en önemli şeylerden biri de toplum psikolojisi diyoruz sürekli olarak. Bunun altını biraz doldurabilir miyiz? Tabii. Doğru bir Tabii. tanımlama Evet, galiba. doğru. Neden terör öncelikle belki de toplum psikolojisini hedef alıyor? Öncelikle ben programa girerken şu ana kadar kaybedilen bütün şehitlere ben rahmet diliyorum. Ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Önce onu ifade edeyim. Şimdi terörün temel amacı kendi inandıkları bir mantığa dayalı olarak herhangi bir dava adına bir mücadele vermek anlamını taşıyor. Dünyadaki bütün terör örgütlerinin zaten mantığı buna dayanır. Terör örgütleri ortaya çıkabilmesi için bir sosyolojik anlamda, ekonomik anlamda, sosyopolitik anlamda bir ülkede farklılıklar var ise, toplumsal yapı arasında dengesizlikler var ise bu en uygun zemindir terör örgütleri için. Bunu değerlendirmek isterler. Ve bunu da derinleştirmek de isterler. Daha fazla farklılaştırma veya ya da bunun olduğuna inandırma. Toplumda güvensizliğin olduğu düşüncesini yayma. Yani insanların güven içinde olmadığı argümanından yararlanırlar bunlar. Dolayısıyla toplumda ne kadar güven ortamı kaybolursa, toplumda ne kadar huzursuzluk olursa, toplumda ne kadar başkaldırı gibi eylemler olursa terör örgütlerinin zaten amacına ulaşması demektir bu durum. Bunu da yaratmak için de uğraşırlar. Verilen mesaj şudur. Bir ülkede haksızlık ve adalet üstünden giderler. Bakın haksızlıklar var, adaletsizlikler var, hukuksuzluklar var diye giderler. Ve bir karşı taraf yaratırlar. Bunlar genelde yönetimlerdir, iktidarlardır, ülkeyi yönetenlerdir. Bunun karşısında da biz hakkı, hukuku, adaleti getireceğiz argümanıyla, söylemiyle devreye girerler. Yönetenler de aynı argümanı kullanırlar. İşte terör örgütlerinin yaptıkları işte aşikar, adı üstünde terör. Bunlar işte hukuksuzluk yapıyorlar, adaletsizlikler yapıyorlar, haksızlıklar yapıyorlar. Hak etmedikleri şeyler istiyorlar gibi argümanla da onlar da onu hedef alırlar. Yani kendiliğinden karşıt gruplar oluşmuş olur. Zaten terör örgütlerinin istediği şey bir karşıt grup oluşturmaktır. Bunu da kendiliğinden yaratmış olurlar. Eğer bu karşıt yaratılan grup ne kadar çok terör örgütünü yaşatacak, adını anacak söylemlerde bulunursa aslında terör örgütünün amaçlarına hizmet eder. Yani aslında terör örgütlerinin çıktığı zamana bakarsanız Fransa'da tamamen o zamanlar gerçekten daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir toplum arzusuyla ortaya çıkmış. Ama eylem biçimleri silahlı eyleme dönüşüp gerçekten insan öldürmelere, cinayetlere, hatta terör örgütüne katılanlara yönelik cinsel suçlara, cinsel tacizlere, istismarlara, çocuk istismarlarına dönüşünce bunun adı artık terör olmuş ve hoş karşılanır bir şey olmamaya başlamış. Şimdi hatta son zamanlarda çocuk askerler kavramı da girdi bunun içine. 1997'de UNESCO'nun UNICEF'in inisiyatifinde bildiriler yayınlandı. En sonunda 2007'de de Paris ilkeleri adı altında çocuk askerler kavramı kullanıldı.
Bu beyanat olarak verildi. Çocukların terör örgütlerinde de olsa, devlet yönetimindeki silahlı kuvvetlerde de olsa, 18 yaşın altındaki bireylerin kullanılmasına, 3 yollu kullanılmasına, birincisi bizzat eylemlerde, silahlı eylemlerde öldürme amaçlı kullanılması. Bir diğeri muhbirlik, ajanlık, cinsel işte istismar amacıyla kullanılması. Bir diğeri de çocukların kalkan olarak kullanılması eylemlerde. Yani bunların hepsine Paris bildirgesinde çocuk istismarı adı verildi. Ve bir çocuk suçu olarak da ifade ediliyor. Yani terör örgütü artık eylemler için her yolu denemeye başladı. Dünyada da böyle. Ve yapılan sosyal psikoloji çalışmaları var. Sosyoloji alanda yapılan çalışmalar var. Bütün çalışmaların ortak ögesi şu görülmeye başladı. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin toplum tarafından meşru olarak görülüp görülmemesinin artık bir öneminin olmadığı tespit edildi. Terör örgütleri bunu mantıklı, bu halk mantıklı bulacak, meşruiyet kazandıracak olan bunun derdinde değiller. Belli bir oranda derdindeler ama öncelikler ne olduğunu biliyor musun? Çıkan sonuç şu. Yani amaca şeye, hedefe giden her şey mübahtır anlayışıyla ne kadar etkiliysek, ne kadar ses getiriyorsak biz amacımıza ulaşmışız diyorlar. Dolayısıyla etkili olduklarını düşündükleri ve bunun da medya aracılığıyla, toplumsal infial aracılığıyla, insanların psikolojisi aracılığıyla, devlet yönetenlerin söylemleriyle eğer bir karmaşa ortamının oluştuğunu inanıyorlarsa hedeflerine ulaşmış oluyorlar. Şimdi bir önceki, ondan önceki Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ bir açıklama yaptı gazetelere. Dedi ki en tehlikeli boyutu budur. Terör kardeş kavgası yaratmaya çalışıyor. Bu algıyı kırmamız gerekir bizim. Minvalinde bir açıklama yaptı. Evet. Hakikaten de son dönemde özellikle bu yoğun terör saldırılarından ve şehit haberlerinden sonra sokağa çıkan kimilerinin, kimine göre provokatör, kimine göre yurttaş, zaman zaman gerçekten de kendiliğinden gelişmiş olaylar da var. Şiddete başvurdukları görülüyor. İşte HDP binalarına saldırı, işte Kürt kökenli olduğu için işte binaları taşlıyor, iş yerinin camlarını kırıyorlar filan. Yani bu sanki terörün hedefine doğru gittiğinin bir göstergesi midir? Ben süreçlerin, terörle mücadeledeki süreçlerin çok iyi yönetilmediği kanaatindeyim. Yani sosyal psikolojinin kuramlarıyla çok iç içe olup bundan yararlanılmadığı kanaatindeyim. Daha çok başka faktörlerin ön plana çıkarılarak asıl ilkelerin, temel prensiplerin geride bırakıldığını düşünüyorum. Örneğin, sosyal psikolojide temel bir ilke vardır. Der ki, toplum tarafından algı operasyonu diyoruz ya, temel prensip şu, birbiri ardına gelen olaylar belli bir süre sonra kendisinden sonra ortaya çıkan olay kendisine benzemese bile toplumu kendisine benzetme yönünde hazır hale getirir. Yani halk deyişiyle söyleyecek olursak at izinin it izine karıştığı ortam yaratılır. Bu başarılmış durumda şu anda ne yazık ki. Yani artık insanlar her etnik kimlikteki, farklı etnik kimlikteki kişileri terör örgütü üyesi gibi algılamaya başladılar. Onlar da bir süre sonra ne yazık ki şu aşamaya gelinebilir, kaygım da o. Madem adımız çıkmış 9'a inmiyor 8'e, o zaman biz de 9 gibi davranalım diyebilirler. Bu tehlikedir. Bunu ayırmak gerekir. Evet. Bunu anlatmak gerekir. Evet. Ama diğer taraftan işin bir de siyasi boyutu var. Yani bir parti var, siyasi parti var. Evet. Adı HDP. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle bu siyasi partinin terör örgütünün bir uzantısı olduğunu yoğunlukla ve de Milliyetçi Hareket Partisi de aynı söylemde topluma ifade ediyorlar. Basılan binalar da zaten HDP'nin binaları. Evet. Şimdi hedef gösterdiğiniz zaman, şimdi orada bir de tabii şey var. Tabii bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. HDP'nin kimi milletvekilleri de gerçekten de terör ve terörist lehine konuşuyor. Evet. İşte dağda fotoğraf veriyor. İşte silah götürürken yakalanıyor. Giyecek götürürken yakalanıyor. Bir yandan da evlatlarımız şehit oluyor. Tabii yani iki taraflı. Yani kimsenin dikkat etmediği bir atmosfer var. Şimdi şöyle bir şey var Levent Bey. Çağrılara, ısrarlara hatta söyletme çabalarına rağmen
HDP'den ya da onun milletvekillerinden işte terör örgütü adını anmayacağım hizmet etmemek için onu bir terör örgütü olarak kabul edemiyorlar, ifade edemiyorlar. Üstlerine gidilmesine rağmen. Ayrıca bu dediğiniz faktörler, görüntüler, izlenimler, söylenenlere baktığınız zaman halkta zaten şu algı oluştu. Yani bunlar gerçekten onların uzantısı. Bu devleti yönetenlerin söylemleriyle pekiştirildi. Gördünüz mü? Bakın işte ifade edemiyorlar, itiraf edemiyorlar, uzantısı olmadıklarını söyleyemiyorlar, işte güçlü bir ses çıkaramıyorlar, cesaretlice bir söylemde bulunamıyorlar. Bir taraftan Türkiye'lileşme diyorlar ama hatta bu ifadeyle yola çıktılar, oyu da aldılar ama bakın şimdi bunu yapıyorları işliyor. Tabi bunun işlemesi algı yarattı, farklı bir algı yarattığı için terör örgütü aleyhine. Bu sefer terör örgütü de sizin bu algınızın böyle olmadığını kargaşa çıkararak göstereceğiz. Kozumuzda kargaşa diyerek onlar da böyle bir atakta bulunuyorlar. Yani kargaşa ortamı körüklenmiş oluyor. Bunun detayına sonra ineceğim. Yöneticilerin psikolojisi açısından, oradaki örgütteki üyelerin psikolojisi açısından ineceğim ama bu olay terör örgütlerinin arzularına, isteklerine besin sağlar. Tabii söylemek istediğim şey bu. Şimdi kargaşa ortamından bahsettiniz. Bundan gerçekten de zaten. Türkiye belki de son dönemde yani son 20 yıldır filan en karmaşık dönemini yaşıyor. Yani bir tarafta terör, her gün şehitlerimiz, bugün yine iki şehidimiz var en son bir haber. 12 yaralımız var. Akan kan. Diğer taraftan çok şiddetli ve sert siyasi söylemler, hukuk tanımayan kimi zaman söylemler. Öbür taraftan hukuka olan güvenin sarsılması, eğitime ilişkin güvenin, yani devletin bütün kurumlarına ilişkin toplumdaki güven sarsılması. Beri yandan artan şiddet, toplumun kendi içerisindeki artan şiddet, gazete binalarının basılması, taşlanması filan. Yani gittikçe tırmanan bu şiddet bizi toplum olarak nereye götürüyor hocam? Psikolojik olarak yani evde bizi izleyen, çünkü şunu çok iyi biliyorum. Yakınlarım, yakın çevremdeki insanlar bile artık televizyonu kapatıyoruz. Artık haberleri izlemiyoruz. Artık film izliyoruz, artık müzik dinliyoruz, artık bizim Türkiye ve Türkiye'deki haberlere ilişkin bir bağlantımız kalmadı. Bunu yapamıyoruz diyorlar. Bu neye işaret ediyor, neye delalet ediyor? Güzel. Oraya da gireyim. Onun öncesinde şunu ifade edeyim. Ben gelmeden iki gün önce buraya şeylere baktım. 1980'li yıllardan itibaren devleti yönetenlerin söylemlerine baktım. Her üst kademede yönetici, cumhurbaşkanlığı düzeyinde de, başbakan düzeyinde de, genelkurmay başkanı düzeyinde de terör örgütlerinin işte kökünü kurutacakları mesajları vermişler ama hiç kurumamış. Hep çok etkin mücadeleler verileceği söylenmiş. Her şehit gelişinde hamasi ifadelerde bulunulmuş ama bu böyle halledecek durum değil. Şimdi öncelikle şu var. Biraz önce ne söyledim? Terör örgütleri güvensizlik ortamından beslenirler. Bir, kargaşa ortamından beslenirler. İki, halkta sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik anlamdan, psikososyal açıdan da dengesizliklerin, farklılıkların olduğu imajından beslenirler. Biraz önce ne dediniz? Gün geçtikçe, her geçen gün devlet kurumlarına olan güven azalıyor. Terör örgütünün istediği neydi? Güvenin azalması. Terör örgütünün istediği başka şey nedir? Karmaşa ortamı. İnsanlar televizyonlara baktığında gerçekten çatışma programları izliyor gibiler normal sohbetlerde de, tartışma programlarına baktığınızda da. Ve yine enteresan bir şey, bir taraftan terör örgütlerinin istediği kargaşa yaratmakken bir taraftan da sistemli duyarsızlaştırma izler bazı yönetimler. Ki bunlara çok duyarlı olmayın da biz sizi daha iyi yönetelim diye istenir aslında bu. Bu da gerçekleşmiş oluyor ama insanlar duyarsızlaşmaya başladılar. Televizyon izlemiyoruz, haberlere bakmıyoruz falan. Bu ülke meselelerine duyarsız kalmak demek anlamını taşır. Aslında insanların dış dünyadan kopup kendi içlerine döndüklerinde biz bir şey görürüz. Maskeli depresyon. Aslında insanlar bir iç çatışma yaşıyorlar. Bir yaşamdan zevk almama durumu yaşıyorlar. Bir hayata bağlılıktan kopuş yaşıyorlar. Bundan kurtulmak için bir bakıyorsunuz. Ülke bu haldeyken bazı televizyon kanallarında vur patlasın çal oynasın programları var. İşte giyim programları var, yarışma programları var, eğlence programları var baktığınızda. Diyorsunuz ki yani bu ülkede bu varken bu programlar neyin nesi? Değil mi?
Televizyon kanalları buna duyarlılık göstermiyor zaten. Birincisi bu. İstenilen şeylerden biri de buydu. Bir diğeri, insanlara bakıyorsunuz günlük yaşamda da gerçekten televizyon programlarındaki bazı kanallardaki programlar gibi sahillerde eğleniyorlar, oynuyorlar. Gençlik üstelik. Yani iskambil kağıtlarıyla oynanıyor, şarkı söyleniyor, oynanıyor. Ülkede ne olup bitiyorla ilgili çok ilgilenmiyorlar. Yani bir apolitik olma durumu da var baktığınızda. Bu aslında bir taraftan siz terörle mücadele etmek istiyorsunuz. O zaman halkı bilinçlendirme fonksiyonunuz ve sorumluluğunuz var. Yani algıları yönetmede sadece hamasi duygularla, karşı tarafa kin duygularıyla algı yönetilmez. Terörle böyle mücadele edilmez. Yine sosyal psikolojide çok önemli bir konu vardır. Tutumlar bilgiyle değişir. Başka hiçbir şeyle tutumu değiştiremezsiniz. Yani bilgilendirdiğiniz zaman tutum değişikliğine gidebilirsiniz. Bilgilendirmiyorsunuz, sadece dini söylemler üzerinden, etnik söylemler üzerinden, hamasi söylemlerle ya da kışkırtıcı söylemlerle, kindar söylemlerle karmaşa yaratırsınız bir. Bu karmaşa sonuç vermezse terör örgütü bir şey daha hedefler. Sempati duyulmasını. Güçlü olduğunun hissedilmesini. Bak yine baş edemediler, yine onlar ayaktalar. Bu yine terör örgütüne hizmet eder. Çünkü bunun eğitimle ilgili boyutlarına da gelmek isterim ben. Yani niye insanlarımızı bilgilendiremiyoruz? Oraya da geleceğiz belki de. Ya mesela şu söylem o zaman buna hizmet mi ediyor? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Türkiye 30 yıldır terörle mücadele ediyor ama yenmeyi başaramadı. Evet. Sıklıkla kimi televizyon programlarında özellikle altını çizerek vurgulanan bu cümle teröre hizmet ediyor. Evet. Bunun adını koyalım. Evet. Şimdi kesinlikle hizmet ediyor. Niye? İnsan, devleti yönetenler sorgulatmayı beceremiyorlar. Taraf olmadaki sayıyı yükseltme derdindeler. Yani bizden olanların sayısı yükselsin, ona karşı duygular, ateşli duygular yükselsin. Hatta işte kin ve nefret duyguları yükselsin, buna tepkiler yükselsin. Bu baş edilecek bir şey ama değil. Ama etki tepkiyi doğurur yani. Evet. Sen kin yaratırsan şimdi karşıdaki kin de büyür. Sevgili dostum, canı yanmış kör olup bolu beyni dinlemez derler ya. Hı hı. Şimdi yapılan yine çalışmalarda şöyle bir şey var. Nerede, hangi taraftan olursa olsun, silahlı kuvvetler tarafında da olsa, teröristler tarafında da olsa, en güvendiği ebeveynini yitiren çocuklarda, 12-18 yaş çocuklarda intikam duygusu kaybolmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi siz bir taraftan bir şey yapıyorsunuz ama gelecek kuşakları kazanalım derken pusuya yatırmış oluyorsunuz. Yani o diyor ki bir günde benim hesap sorma zamanım gelecek. Hesaplaşarak olmuyor bu iş. Bu iş bilgiyi sorgulatarak olur. Yani ne yapmak istiyor bunlar? Amaçları ne? Bunun yolu eğitim sisteminde sorgulatıcı, sistematik düşünmeyi getirmekle olur. Yani bakın, Batı ülkelerinin birkaçında, Avrupa ülkelerinde birçoğunda İlkokul 2'den itibaren sistematik düşünme 1, sistematik düşünme 2, sistematik düşünme 3 diye bir şey nasıl ele alınır, nasıl sorgulanır, nasıl değerlendirilir, problem nasıl çözülür? Yani aynı matematik problemindeki gibi problem size ne vermiş, ne istiyor? Ortamda ne var, nereye doğru gideceğiz? Bunu öğretiyorlar. Şimdi bakın eğitim sistemine, bizde böyle bir dersler yok. Bizde ne verilse o alınıyor. Hmm. Dolayısıyla medyada... Daha ötesini söyleyeyim. Temel bilimlere baktığınızda, bütün bilimlere baktığınızda sorgulatan bilim hangisidir? Bütün felsefe. Bilimlerin anası felsefe. Felsefe bu ülkede 2004 yıllarında sanıyorum ya da 2005 yılından itibaren ne oldu biliyor musunuz? Seçmeli ders oldu. 10. sınıfta 2 saatlik ders haline geldi. Bütün tür liselerde. Fen liselerinde de var. Ancak psikoloji, sosyoloji, mantık gibi dersler seçmeli oldu. 11. ve 12. sınıfta seçeceksiniz. Yani felsefe düşünmeyle ilgili ve düşünmeyi kabul eden öncelikle bir şey. Bilim dalı. Bilim dalı. Dolayısıyla sistem bize düşünme mi diyor? Sistem değil. Bize derken topluma. Sistemi yönetenler düşünme. Öyle tabii. Sistemi kurgulayanlar topluma ya da işte yeni nesillere siz düşünmeyin diyor o zaman. Elbette. Çünkü o düşünürse onun söylemini de sorgulayacak. Onun tavrını da sorgulayacak. Ben üstünde ısrarla duruyorum. Sizin programlarınızda birkaç defa da ifade ettim. Bu ülkede 1974 yılında din bilgisi ve ahlak bilgisi birleştirildi. Din bilgisi ve ahlak bilgisi ayrı ayrı derslerdi. Ahlak bilgisi evrensel değerleri işler.
Şimdi ve şöyle bir şey vardır. Evrensel değerler dini kapsar, din ondan yararlanır. Din ve ahlak bilgisi dediğiniz zaman sanki dinsel ahlaki bilgiler vermiş gibi oluyorsunuz. Bu doğru değil. O zaman çocuk doğru söylemek, medeni cesaret, kendini ortaya koyma gibi, doğruluk gibi erdemleri dine endeksi düşünmeye başlayacak. Dinden bağımsız düşünmesi gerekir. Ahlak evrensel ve dinden bağımsızdır. Dolayısıyla bu dersleri de siz böyle birleştirerek verirseniz, o zaman çocuklar evrensel değerler bağlamında şunu sorgulamalı, sorgulayamıyorlar. Ne olursa olsun bir insan hayatı söz konusu, insan hayatı öncüldür, her şeyin ötesindedir, önündedir. Bunu sorguladıkları zaman sen ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun? Öyle ya da böyle her çocuk için ebeveynin ölümü bir kayıptır, travmadır. Adına ne dersiniz deyin, hangi tarafta olursa olsun deyin. Bunu sorgulatmaya başlarsa hükümet ya da yönetenler bu işlerine çok gelmez. Peki hazır girmişken tabii detaylandıracağız ikinci bölümde ama çocuklar öncelikle bölgedeki değil ama işte daha o bölgeye uzak ama evlerinden sürekli her gün terör haberlerine maruz kalan çocuklar yani 18 yaşına kadar olan kitleden bahsediyorum. Hatta 16-17 ondan sonra daha farklı. Nasıl etkileniyorlar? Yani ebeveynler özellikle ne yapmalılar? Hiç izletmemeliler mi? Çünkü televizyonda görüyorlar, gazetede görüyorlar, sosyal medyada görüyorlar. Görüyorlar ki bu ülkenin evlatları bir şekilde öldürülüyor, şehit ediliyor ve al bayrağı sarılı şekilde akşam haberlerde izliyor bu çocuk. Nasıl anlatacağız? Terörü çocuğa nasıl anlatacağız? Önce temel bilgileri, somut bilgileri vereyim. Oradan hareketleri ona dayanarak açıklamamız gerekiyor. Madde 1. Tüm dünyada çocuklarda soyut düşünce 12 yaşından önce gelişemez. Gelişmiyor. Erken gelişen çocuklarda en fazla 11'dir ama 11-12 yaşından önce soyut düşünce gelişmiyor. Yani şehitlik soyut bir kavramdır. Hiçbir çocuğa anlatamazsınız. Madde 1. Çocuklar somut olarak her olayı ele alırlar. Oyuncakları bozulduğunda bile, kırıldığında bile ne derler? Öldü derler. İşte taksi mi öldü, otomobili mi öldü, vinçi mi öldü, bebeği mi öldü? Ölüm somut olarak çocuklarda yok olma, sonlanma anlamını taşır. Dolayısıyla işte öbür dünyaya gitti, oradan sana selam söylüyor, o cennette yatıyor. Bunların çocuk için hiçbir anlamı yok. Olmaz zaten. Bir diğeri, 0-6 yaş arasında kişiliğin temelleri atılır. Çocuklukta yaşanan en önemli yaşantılar, travmaysa izleri en fazla kalan yaşlardır bunlar. Olumluysa da izleri en fazla kalan yaşlardır. Bu dönemde ister olumlu ister olumsuz ne yaşatmışsanız kişilik öyle gelişiyor bir anlamda. Şimdi kimlik gelişimine baktığınız zaman bunun içinde cinsel kimlik gelişimi var. Bir erkek çocuğun babaya ihtiyacı var. Kendi cinsel kimliğini sağlıklı bir şekilde geliştirebilmesi için. Onu kaybediyor. Nasıl bir kimlik geliştirecek? En önemli konu çocuklar 11-12 yaşına kadar yine güven objesi olarak, nesnesi olarak ebeveynlerini algılarlar. Şimdi bakıyor ebeveynini kaybetmişse, bu şehit çocukları için de geçerli, terör elemanlarının çocukları için de geçerli baktığınızda. Yani ben bilim adamı olarak bakmak durumundayım buna. Güven duyduğu nesne yok oldu. Neye güvenecek? Güven kavramının zedelendiği, yetişkinlikte de ıslak bir zeminde, buzlu bir zeminde her an düşebilirim kaygısıyla yürüyen bir insan gibi kimseye güvenemeden yürüyecek. Toplumdaki söylenler de bunu destekliyor. Babana bile güvenme, değil mi? Yaşayan atasözlerinden biri. İşte düşenin dostu olmaz falan filan. Bu pekiştirilen sözlerle de bu eğer travma beslenirse çocuk o zaman güven duygusunu da kaybedebilir. Bir izleyicimiz de şey hatırlatıyor, özür dilerim hocam bir virgül koyun. Bir şehit çocuğunun başbakan tarafından maça götürülüşünü de konuşun diyor muhakkak. Yani tamam. o tablo tamam. Da önemli. Tamam, onu da konuşalım. Hatta başka manzaralar da var, onu da eklerim ben konuşurken. Şimdi bir diğeri çocuklar ebeveynlerini kaybetmese bile güven duyduğu, dağlar gibi sağlam olduğunu zannettiği, somut olarak kafasında yüceleştirdiği ebeveyninin
zavallı duruma geldiğini, ağladığını, sızladığını, perişan olduğunu bizzat görüyor. Ya da başka ebeveynlerin öyle davrandığını başka çocuklar ekranlardan görüyor. Bu sefer diyor ki babama da güvenmemeliyim, anneme de güvenmemeliyim. Hatta onların benim yardımıma ihtiyacı var. Çok zavallı durumdalar. Yok, gidiyorlar, ölüyorlar. Evet, ölüyorlar ya da zavallı aklına... durumdalar. Yani bombaların altında, seslerin altında, işte tabutlara sarılan şeyler, ebeveynler. Bu çocuklara güven duygusunu verme şansınız hemen hemen yok gibi. Çok kuvvetli bir rehabilitasyon çalışması olmadan bunu vermeniz de çok zor olacak. Bir virgül koyun hocam. Tabii. Noktalı virgül. Değerli izleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. Aranın ardından terör çocuklara nasıl anlatılırın yanıtını hem aramaya de o soruya da cevap vermiş devam edelim. Hem de değerli izleyicilerimizden Twitter ve SMS vasıtasıyla gelen sorulara da yanıt bulmaya çalışalım. Ama önce kısa bir ara sayın seyirciler. Türkiye'nin dilim dilim döküm alüminyum radyatörü. Estetik ve çağdaş tasarımıyla evinizin mükemmel senfonisi. Notarad döküm alüminyum radyatörü. Mimarlık ayrıntılardan bütüne, bilgiden tasarıma ulaşma sanatıdır. Her tasarım hayat içindir. Hayatsa aile olmanın tadına koşmaktır. Seçkin tasarımlar için Fratpen. Tasarımda renkli açılımlar. Yeter ya. Yine mi aynı film? Bu mısırı da boşuna yapmışım. Amma söylendiniz. Oscar almış film. Bir daha izleseniz ölür müsünüz? Başınıza gidecek. Bir daha izleyeceksiniz. Bütün replikleri ezberleyeceksiniz. Ezberleyeceksiniz. Şimdi doğru bir karar verin, D-Smart'a gelin. Her hafta televizyonda ilk kez göreceğiniz 6 yeni film ve her ay D-Smart'ta ilk kez yayınlanan 100'e yakın filmi HD kalitesiyle seyredin. Eğer bir televizyon aboneliğiniz varsa faturasını getirin, D-Smart'ı 2 ay boyunca hiçbir kullanım sözü vermeden ücretsiz deneyin, farkını görün. D-Smart her televizyona şart. Zaman geçer, yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Usta şairlerin hayatları ve size dünyaları verecek şiirleriyle bu programda buluşacaksınız. Zeynep Narin Kafkas'ın hazırladığı Şiirbaz sizi kelimelerin ahenkli dünyasına davet ediyor. Hariciye Kliniği programında uluslararası ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diplomatik olaylar tartışılıyor. Zaman zaman iç siyasi gelişmeler bağlamında ekonomik ve hukuksal sorunları, toplumdaki siyasal ve sosyal boyutlu tartışmaları, hatta kültür ve sanata ilişkin parametreleri de değerli konuklarının görüşleri eşliğinde ekrana taşıyor. Mithat Sirme'nin hazırlayıp sunduğu Hariciye Kliniği programı her çarşamba 21.30'da Kanal B ekranlarında. Biz nüfusun %12,29'unu oluşturan bugüne kadar yeterli ilgi gösterilmemiş bir topluluğuz. Sizleri farklıyla yaşamanın farkına varmaya davet ediyoruz. Gündem Özel'in ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Yardımcı doçent doktor psikolog Sayın Halis Özerk'le terörün hedef aldığı toplum psikolojisini ve terörün
çocuklara nasıl anlatılabileceğini konuşuyoruz. Çünkü bu konuda çok sayıda hocam izleyicimiz arıyor. Bizim çevremizde de var. Çocuklar görüyorlar, etkileniyorlar ve gerçekten de belki de onların psikolojilerinde ciddi travmalar yaratıyor görüntüler. Tabii ilerleyen dakikalarda medyanın üzerine düşen görevi konuşuruz. İşte sıklıkla konuşulan algı operasyonu ne demektir, nasıl yapılır bunu açarız ama önce çocuklarla virgülü koymuştuk. Çocuklarla devam edelim. Çocuklar nasıl etkileniyorlar ve nasıl anlatılır diye sormuştuk. Şimdi evet, çocuklarda işte bütün bu yaşananlara travma da verirsek, bu travmanın adı travma sonrası stres bozukluğu denen bozukluklara yol açıyor. Açar mı bu? Bu tabii, görüntüler, bu birinci haberler. Planda. Ve üstelik yapılan bunu çalışmalar... Bunu izleyen çocuklarda yani. Bunu izleyen, buna maruz kalan çocuklar. Mesela buna maruz kalan çocuklarda %89 oranında bu rahatsızlık ortaya çıkıyor. İzleyen çocuklarda %79 oranında. 10 puanlık bir fark var. Ve enteresan olan şey şu. Posttraumatik stres bozukluğu dediğimiz travma sonrası stres bozukluğunun bütün belirtilerini çocuklar daha yoğun yaşıyorlar yetişkinlere göre. Peki kaçamıyoruzsak? Yani öyle bir soru var. Şimdi oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bu çocuklarda birinci planda uykusuzluk, uyku bozukluğu, altına kaçırma, iştahsızlık, kusar gibi olma hissi, hatta korku, panik atak, en ufak bir tıkırtıda, sesle bilmem ne, irkilme, o korkuyu yaşıyor gibi olma, anne babanın yatağına gelme, güven arama davranışlarını sık sık görüyoruz. Bu depremde de olan durumla aynıdır. Yetişkinler aslında özellikle ateş altında kaldığı zamanki yetişkinlikte de görülen bozukluk da aynı semptomları ortaya çıkarıyor. Çocuklar bunu daha ağır atlatıyorlar, onu söyleyeyim. Çocukların bir avantajı var. Zaten Psikologlar Derneği olarak falan, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikiyatri Derneği, ortaklaşa yapılan çalışmalarda bir avantajdan yararlanırız. Dikkatlerini çabucak bir yere çekebilme avantajları vardır çocukların. Oraya doğru çekeriz ama travma etkisi kaybolmuyor. Ciddi bir uğraş gerektiriyor. Ben geçen gün televizyonda gördüm, bir anne Cizre'deki olaylarda çocuğuna başlangıçta bir iki gün yavrum bunlar havai fişek falan, işte bir başkası gök gürlüyor falan gibi söylediğini ama bu çatışmalar uzun sürdüğü zaman artık buna inanmadığını çocuğuna söylüyor. İnanmaz. Yani bu ne kadar havai fişek diyecek, havai fişek diyecek, anlatabiliyor muyum? Yapılması gereken şu. Şimdi ne havai fişek falan der gibi aldatmak, ne gök gürlüyor şimşekler çakıyor gibi aldatmak, doğruyu onun anlayacağı dille söyleyebilmek. Yani ne dedim, bu terör örgütüyle devletin çatışması bir şey anlamaz çocuk. Yani bir şey... İki açıdan bakalım isterseniz hocam. Yani müsaadenizle. Hatta şöyle yapalım. Konuya ilişkin Özlenen Özdoğanoğlu'nun bir röportajı var kısa, çocuklarla ilgili. Ha, tamam. İki röportaj hazırladı. İlki toplum sağlığıyla ilgili, ikincisi çocuklarla ilgili. Çocuklarla ilgili olan röportajları ekranlara getirelim. Bakalım ebeveynler nasıl bir yöntem. Onun üzerinden de konuşalım. Onun üzerinden biraz daha genişletelim çocuk konusunu. Hem iki açıdan bakalım. Uzaktaki çocuk... Bir de bizatihi Güneydoğu'da büyüyen, bu olayların içinde büyüyen çocuklar ve hatta buna belki de şimdi bu Suriyeli sığınmacı çocukları da işte İstanbul'un her köşesinde i̇şte görmüş olduğumuz. Sahilde ölen bebek. Yani çocukları, bu coğrafyanın çocuklarını konuşalım. Tamam. Ama önce VTR'mizi izleyelim. Şu çocukların hiç izlememesi lazım. Çünkü çok tehlikeli, çok üzücü şeyler. Hepimiz de üzülüyoruz. Asla izletmiyorum. Zaten haberleri izlemek mümkün değil ki. Biz büyük olarak izleyemiyoruz yetişkin olarak. Çocuklar nasıl izlesin bunu? Haber saatlerinde onu farklı şekilde oyalandırıyoruz. Ben onu 20 yaşındaki oğluma anlatamıyorum. Küçüklere nasıl anlatırız bilemem. Çocukları özellikle yani dinletmemeye çalışıyoruz. Televizyonları kapatmamaya yani kapatmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar etkilenmesin, evde huzursuzluk olmasın. Çünkü zaten bizi büyüklerimiz aradığına göre işte kalabalık yerlerde olmayın, bomba var falan gibi şeylerle uyarıyorlar. Tarif edilemeyecek kadar kötü etkiliyor. Çocuklar için belli saatlerde belki olabilir. Öteki türlü halkımız bence pek çok şeyden haberdar değil. Haberlerden mümkün olduğunca kaçırmaya çalışıyorum çocuklarımı. Tabii ki onları da bilinçlendirmeye çalışıyorum. Çocukların izlenmeyeceği saatlerde gösterilebilmeli. Evet. Hocam yani genellikle bir kaçırma yöntemine gittiği anlaşılıyor velilerin ama nereye kadar kaçıracaksınız? Okulda konuşuluyor, gazetelerde görüyor, sosyal medyada görüyor.
Şimdi belki bize kulak veriyor. Biz belki konuşmamızın arasında aman ha işte toplum uyarılıyor. Bazı yerlerde, büyük yerlerde terör saldırıları olabilirdi. Bunu duyuyor. Bunu algılıyor sonuç olarak çocuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim o zaman bu sohbetlerden de, ekrandaki görüntülerden hareketle de. Biz diyoruz ki ne olursa olsun yine de mümkün olduğunca izlettirilmemeli. Birinci kural bu. Ne olursa olsun. Yani ekranda bu görüntülerle çocuklar yüz yüze bırakılmamalı. Çocuklara haberler izlettirilmemeli. Hayır, evet. 12 yaşından önceki çocukların bunu algılama, değerlendirme, mantığa uydurma yetenekleri yok. Nasıl algılarlar bunu? Bunu somut olarak algılarlar. Hep söylüyorum. Yani nedenleriyle değil. Bir insan ölüyor, bir yaşam yok oluyor ve bunun korkusu. Şimdi siz Kurban Bayramı geliyor ya. Çocuğun gözü önünde onu biraz iki gün önce sevdirdiğiniz, okşattığınız hayvanı kesiyorsunuz. İzlettiriyorsun dayanıklılığı olsun diye. Şimdi bu travma çocuk bunun işte dini bir ritüel olduğunu falan düşünmeyecek. Aynı şekilde bu olaylarda da çocuk bunun işte bir mücadele olduğunu, bilmem ne olduğunu düşünmeyecek. Bazı ebeveynler işte görsün de anlasın, ileride neler olduğunu şimdiden öğrensin. Böyle bir mantık yok. Çocuk bu yetişkinin düşündüğü gibi düşünmez. Şöyle ifade edeyim. Yani 6-7 yaşındaki bir çocuğa eşek kafalı dediğin zaman gidip aynaya bakıyor. Kafam eşeğe benziyor mu diye. Bu kadar somut algılarlar. Daha ötesini ne söyleyeyim ben? Yani onun için ölüm ölümdür. Travma travmadır. İzlettirilmeyecek. İzlettirilmeyecek. Birinci kural bu. 12 yaşından küçük çocuk. Evet. Sonrasılarda da etkiliyor ama temel faktörümüz soyut düşüncenin gelişmediği yaşlardaki çocuklar için çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Bu sefer terapileriyle uğraşmak durumunda kalırsınız. Bir diğeri ne yaşanırsa yaşasın, çocuk buna tanık olmuşsa ve soruyor ise önce çocuğun bu konuda ne bildiğini test edip ondan sonra konuşmak doğrudur. Yani peki baba bunlar niye oluyor, bu neyin nesi dediğinde sen ne düşünüyorsun deyip bilgiyi alacağız. Amaç şu, ne kadar biliyorsa onun bir dilim üstünde bilgi vermek. Çok değil. Hayır. Üste verirseniz zaten anlamayacak. Yani çok gelecek ona. Altta verirseniz size güvenmeyecek, oyalandığını düşünecek. Ne bildiğini test edelim. Bu aynen şey gibi. Çocuk ben nasıl dünyaya geldim sorusunda sen ne biliyorsun, ne kadar biliyorsun dediğinde annenin karnında özel bir yer var oradan çıkıyor. Evet doğru biliyorsun deyip kesmek. Bunda da baba insanlar birbirlerini öldürüyorlar mı? Sen ne düşünüyorsun? Öldürüyorlar gibi geliyor bana. Öyle geliyor. Evet. Evet öldürüyorlar. Çizgi filmlerde falan da görüyorsun. Bazen insanlar kendilerini korumak, çocuklarını korumak, ailesini korumak adına bazen karşı tarafa karşı bir eylemde bulunabilirler. Bu kadar. Çünkü bir de şu var şimdi Anadolu'nun her yanında artık hemen hemen her yerde komşumuz işte yan apartmanda aşağı mahallede bir şehit ailesi var. Onun bir çocuğu var ve onun arkadaşları var. Biz diyoruz ki mümkün olduğunca bunlardan korunması gerekiyor. Ama ne yazık ki ekranlarda ben sıklıkla görüyorum. İşte şehit cenazelerin yanında çocuklara resmi kıyafetlerin, üniformaların giydirilmesi davranışı var. İşte onlar üzerinden söylenlerde bulunması var. Aslında bu çocuk istismarı. Ciddi ciddi çocuk istismarı bu. Yani alıp maça götürmek de çocuk istismarı bakarsanız. Ya ona sahip çıkıldığı mesajını vermek istiyor olabilirsiniz. Niyetiniz iyi olabilir. Ama yarattığınız etki ya da bunun bilimdeki adı istismara girer. Baktığınızda. Doğru değil. Yani UNICEF'in ortaya koyduğu o Paris ilkeleri var. Diyor ki 18 yaşından önce çocukları şu amaçla kullanıyorsanız, propaganda amaçlı bilmem ne kullanıyorsanız bunun adı çocuk istismarıdır diyor. Yani bir defa Paris ilkelerinin UNICEF tarafından belirlenmiş bir şey bu. İşte benim söylemek istediğim şey bu. Bunlara meyletmeden, çocukları doğru bilgilendirerek ne kadar biliyorlarsa onların düzeyinde, mümkünse bir dilim üstte. Bir dilim üstte de ne zaman veriliyor biliyor musunuz? Ne düşünüyorsun? Şunu. Arkasından soru gelirse eğer çocuktan, sadece sorusunu cevaplayacak kadar bilgi vermek. Soru gelmezse bırakmak, bilgilendirmeyi. Yöntem bu. Peki. Fakat burada şunu da yapmak lazım. Çocuk bazen sizden istediği cevabı alamayabilir. Sizin tepkinizi görebilir. Ekranda falan işte öfkeyle söylenenlerde bulunuyor olabilirsiniz. Hatta küfür ediyor olabilirsiniz. Başka şey olabilir. Çocuk size sorduğunda sizin daha da öfkeleneceğini düşünerek içine atıyor olabilir. Bu durumda yine bir daha sonra sakinleşince ebeveynlerin. Yavrum bazı şeyler duyuyor olabilirsin ama bu bizim uzağımızda bir şey. Ben senin yanındayım. Bize bir şey olmayacak merak etme.
deyip dokunma yani teması sıklaştırmaları gerekiyor. Çünkü ağlayan aileler görüyorlar. Yani evlerimiz evet. etkiliyor. Ben ağlıyorum evet. mesela kimi zaman. Hı-hı. Yani bunu görüyor çocuk. Evet. Gördüğü zaman evet. o da acaba benim ailem, annem niye ağladı, babam işte niye İşte yetişkinlere ağladı? Metin olmak dediğimiz bir şey düşüyor. Çocukların yanında. Bütün topluma. Şimdi toplumu ayrıca evet. konuşacağız evet, ama evet. tekrar. Peki bu bölgeden uzak çocukları bir şekilde bu travmadan uzak tutmayı diyelim ki başardık. Zor görünüyor ama anlattıklarınızı evet. yaptık. Bir de bölgede büyüyen çocuklar. Onlar nasıl bir travma orada, içerisinde? Orada Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, Çocuk Gelişimcileri Derneği gibi Sağlık Bakanlığı'nda işbirliğiyle ya da onun koordinasyonunda bölgede ciddi ciddi rehabilitasyon çalışmaları yapılmalı çocuklara yönelik. Tekrar yaşamla bağ kurdurup travmayı atlatmaları yolunda destek verilmeli. Çünkü anında destek verilmezse bu pekişerek, kalınlaşarak ya da nasıl söyleyeyim dozu artarak ileride semptom olarak karşımıza çıkacak. Terapisi daha zor olacak. Çünkü o çocuklar daha sonra büyüyerek daha çıkıyor. O çocuklar yüz yüze kalıyorlar. Biraz önce söyledim. Ebeveynlerini kaybeden çocuklarda intikam duygusu kaybolmuyor. Bunun bedelini ödeteceğim duygusuyla büyüyorlar. Yani belli bir yaşa geleyim ben babamın intikamını alacağım, işte abimin intikamını alacağım, amcamın intikamını alacağım diyebiliyorlar. Bunu gidermek çok zor. Bu ancak aynen şey töre cinayetleri vardır ya, bunu halletme yolu nasıl bilgiden geçiyorsa, bilgilendirmeden geçiyorsa, yani sen birinin hesabını görmek için, bitmemiş hesabını gidermek için birini öldürüyorsun. Bu sonuçta insan öldürmeye götüren bilgilendirmeyi, sorgulamayı, evrensel değerleri iç içe bir eğitimle nasıl kazandırıyorsak ya da önleyeceksek aynı yolu burada da izlememiz gerekiyor. Bölge nasıl bir coğrafyaysa tabii. Yani işte çok güzel bir ülkemiz var ama maalesef insanlık tarihi boyunca gözyaşının, kanın, savaşların eksik olmadığı bir coğrafyada sürekli çocuklar büyüyorlar. Yani işte özellikle o bölgenin çocukları. Bunun için önce galiba terörün bitmesi lazım değil mi hocam? Yani elbette yani çocuklarda travma yaşatacak tüm olayların bitmesi lazım aslında. Yani sadece bu yani değil. Kadına yönelik şiddete baktığınız zaman da izleyen çocuk için bir travmadır bu. Yani kurban görüntüleri de hayvan kesimleri de çocuklar için izleyenler için bir travmadır baktığınızda. Yani bizim her şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani bunu bir inançlara karşı çıkış falan gibi algılamadan gerçekten bilim temelinde, bilimsel temellere dayalı olarak çocuklar bundan adına ne derseniz deyin nasıl etkileniyor? Şu şekilde etkileniyor. O zaman bu sağlıklı bir birey yetiştirmek istiyor muyuz? Evet. Yolu burası. Böyle gidiyor. Bu konuda eğitimlerin verilmesi gerekir. Aksi halde ne olur? Televizyonlarda, yerel yönetimler tarafından, devlet yöneticileri tarafından, hükümet yöneticileri tarafından bunların olması gerekir. Aksi halde ne olur? Aksi halde en ufak bir kıvılcımda patlamaya hazır, sorgulamadan hani o sürü psikolojisi deriz ya, onunla harekete geçmeye hazır bir toplum yaratırsınız. Ve bunun örnekleri görülüyor bakın. Yani Türkiye'nin hemen her şehrinde bir kıvılcım çakıldı. Her yerde işte belli muhalefet parti binalarına saldırılar, işte HDP'nin binasına saldırılar olmaya başladı. Gruplar karşı karşıya gelmeye başladı. Yani o ateşli grubun karşısında bir şey söyleseniz, mantığa davet etseniz siz de linç edebilirler. Çünkü toplumsal olaylarda, galayanda akıl geri planda kalır. Duygular çok ön plandadır. Tabii bunun gerisinde sosyal psikolojide Maslow'un önemli bir kuralı vardır. Aynı zamanda bizim Eric Byrne'ın transaksiyon analiz kuramında bireylerin var olma ihtiyacı, ait olma ihtiyacı vardır. Ve şunu çok net bir şey söyleyeyim ben size. Bireylerin davranışlarının nedeni ne dinle, ne örfle, ne adetle, ne sosyal normlarla falan, ne taklitle izah edemezsiniz. Parçası vardır ama nedeni değildir. İnsan davranış, bu sözüm çok önemli olarak algılanmasını isterim. İnsan davranışlarının nedeni ihtiyaçlardır. Davranışların yöneticisi ulaşılmak istenen hedeflerdir. Davranışların şeklini de bilişsel yapı dediğimiz, yani düşünme biçiminiz, düşünme stiliniz belirler davranış şeklini. Dolayısıyla işte insanlar inandığı için şöyle yapıyor falan değil. Aslında
inanmayla ilgili ritüelleri yerine getirerek bir gruba ait olma ihtiyacını karşılıyor baktığınızda. Şöyle bir örnek vereyim. Kentsel dönüşüm projeleri içerisinde sitelerde yapılan, büyük sitelerde yapılan cami inşaatları, o siteleri yapan iş adamlarının gerçekten inançları gereği diktikleri bir inşaat mı? Vergiden muafiyeti getirdiği için diktikleri bir inşaat mı? Yani onun ihtiyaçlarına hizmet eden, vergi anlamında kazanç ihtiyacına hizmet eden bir davranışsa diğer ikinci planda kalıyor. Onun süslemesi, onun sadece aracı olmuş oluyor. Birey ait olma ihtiyacını hissetmek için Yunus Emre gibi bir yoldan da gidebilir. Bilim adamı gibi laboratuvarlarda günlerini de geçirebilir. 80-90 yaşına da gelse sahneye çıkıp alkışı kesmemek için bir tiyatrocu, bir sanatçı uğraş verebilir. Bir cemaatin içinde de yer alabilir. Yani işte Madonna gibi şarkılarında kiliseyle dalga geçip arkasından kiliseye dünya kadar bağışta bulunabilir. Anlatabildim mi size? Amaç ne? Toplumda halen varoluşunu kuvvetlendirecek ihtiyaçlarına hizmet etmektir baktığınız zaman. Ya bazen insanların emekli olamama nedenlerinden birisi meslekte çok idealist oldukları için değildir. Orayı bıraksa boşluğa düşecek. Kim onun farkında olacak? O cemiyet içinde, o cemaat içinde varoluşunu hissettiriyor. Yani öğrencinin karşısında ders anlatarak var olduğunu hissediyor. Yani teröristin tipolojisinden yola çıkarsak eğer şöyle bir sonuca mı varmalıyız? Orada bu terörist faaliyetleri yürüten çoğu terörist diyebiliriz belki de. Böyle siyasi, işte ideolojik bir takım amaçlar uğruna değil, o bölge şartlarında büyüyüp varlıklarını ispat edemeyen. Şimdi şuradan gireyim o zaman. İnsanların evet. Ben varım dedikleri bir atmosfer. Evet, evet. Çok güzel. Maslow'un teorisine göre insanların birinci ihtiyacı fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesi. Yani yeme içme, korunma gibi. Sonra güvenlik ihtiyacı, o barınma, etme falan gibi ihtiyaç. Arkasından ait olma. Bir aileye ait olma, bir cemaate ait olma, bir meslek grubuna ait olma. Arkasından statü, bir sıfat elde etme. Sonra kendini gerçekleştirme, sonra seviyeye doğru gidiyor. Bunu daha iyi açıklayan bu karşılıklı etkileşimsel analiz kuramı diye çevirebileceğimiz transaksiyon analiz dediğimiz kuramda diyor ki insanlar doğdukları andan itibaren dokunulma açlığı içindedirler. Gerçekten temas duygusu önemlidir, dokunmak. Hatta bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Çarpıcıdır. Onu söylemek isterim. Ama biraz önce aklımda bir şey vardı. Oraya geleceğim örnek olarak. Peirce adlı Frederick Peirce'ın bir çalışması var. Yetiştirme yurtlarının çocuk esirgeme kurumlarında bizim anlayacağımız şekilde tek yumurta ikizleri. 15 tane alınıyor. 15 tane buraya. 30 kişilik grupta. Bunlara diyorlar ki A grubuna gönüllü anne aranıyor bakım için. 2 ay süreyle. Gönüllü anneler bulunuyor. Diyorlar ki yani bizim tabirimiz Allah ne verdiyse yedirin, işte sıvılaştırın, boza kıvamında verin falan filan. Ancak diyorlar kucakta besleyeceksiniz, temas ederek, dokunarak. Hı hı. B grubunda olabildiğince profesyoneller var. Yani beslenme uzmanları var, işte çocuk gelişimciler var, çocuk doktorları var falan filan filan hemşireler var. Bunlara da diyorlar ki en önemli gıdalarla doğru besleyin. Ancak diyorlar bir kural var. Mama sandalyesinde besleyeceksiniz. Dokunmak yok. 6 aylıkken ayrılıyorlar. 2 aylık bir dönem yaşıyor bu çocuklar. Sonra bu çocuklar tekrar bir araya getiriliyor. Anne babası olmayanlar. Tek yumurta ikizleri bakın çift yumurta da değil. Bütün özelliklerin birbirine çok benzediği bir durum. Bu çalışma 18 yıl izleniyor. En önemli izlem çalışmalarından biridir psikolojide. Görülen sonuç şu. Dokunularak beslenen, hatta rastgele gıdalara neredeyse beslenen ama temas duygusunu içtenlikle alan çocuklarda üst solunum yoluna yakalanma bunlardan daha az. Hatta hiç yok. Sık sık üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanıyorlar. Akademik başarıları daha yüksek, bireysel sporlarda daha başarılılar. Okul dönemindeki disiplin suçlarında da hemen hemen hiç yoklar. Bunlarda %30 oranında suç işleme var. Bu kadar önemli temas. Biz insanoğlu büyürken belli bir yaşa gelince ya benim dokunulma açlığım var, hadi bana dokun diyemeyeceğimize göre, hadi bana sarıl diyemeyeceğimize göre bu açlık fark edilme açlığına dönüşüyor. Birey kendini fark ettirmek için yeteneği varsa bir branşta başarılı oluyor okul yıllarında. Akademik başarısı oluyor. Bir etkinlikte başarılı oluyor. Hiçbiri yoksa dikkat edin okullarda antisosyal davranışta olan çocuklar görürsünüz.
Gider onun oyununu bozar, gider bir şeylere zarar verir. İdarenin karşısında yine mi sen diye çıkmaktan büyük haz alırlar bunlar. Çünkü orada fark ediliyor. Öyle var oluyor. Bakıyorsunuz bunu sanat dünyasında ya da medyatik dünyadayım, sanat dünyası demeyin, medyatik dünyadaki insanlarda da görürsünüz. Bir süre unutulduğunu hissederse sansasyonel bir söylemde bulunuyor ya da sansasyon yaratacak bir davranışta bulunuyor. Yine gündeme geliyor. Şekli önemli değil. Nasıl konuşulursa konuşulsun gündemde kalmış oluyor. Ve bakın şimdi bir şey daha vereyim, isim vermeden söyleyeyim. Ekonomik olarak belki de en iyi yerlere gelen bir insanı gördüğünüzde reklamlara çıkma gereği hissediyor patron olarak. O da değil, bu da değil, şu da değil falan diye işte mühendislere dalga fırça çeken bilmem ne pozisyonda hala fark edilme aşını doyuramayan o Viktor Frankl'ın bizim psikolojide varoluş boşluğunu yaşayan, varoluş vakumunu yaşayan insanlar var. İçine para attı dolmadı, zenginlik attı dolmadı, dünya seyahati attı dolmadı, kıyafetler alışveriş attı dolmadı. Çünkü bu insan ben kimim, neyim, hayattan ne bekliyorum, hayatın anlamı nedir diye sormuyor. Şimdi bu insan yani bireysellikten... Bir de bana izin verin bir yere geleyim, olur mu? Sorayım hemen devam edin hocam, yola çıkarak. Bunu toplumlara da yayabilir miyiz? Yani şimdi oraya geleceğim. Tamam. Şimdi oraya aklın geleceğim. Yolu bir. Bireysel düzeyde bunu yaşayan insanlarda bu sefer toplum tarafından ait olma, fark edilme açlığı var baktığınızda. Şimdi ben çobanlık da yaptım uzun yıllar. Orada bizim bir Hüseyin amcamız vardı. Kürtlü, çocuklu, dört çocuğu var. Şöyle seslenirdi bir olay olduğunda. Alo, velo, şiko, nebo, kurbanı, biriniz gelin yavrum. Derdim ki Hüseyin amca hangisi alo, ne bileyim ben derdi. Şimdi isim verdiği çocuğunun hangisi olduğunu ayırt edemeyen bir kültürel ortam var. Bir sosyal yapı var. Doğu Anadolu'ya gittiğiniz zaman bakın bu yerlerde çocuk sayısı çok fazla. Yani bazen işte bir olay cinayet falan işletiyorlar. Diyorlar ki bir önemi yoktur. Biz onu hapishanede besleriz. Niye? Bir önemi yok gerçekten. Hatta bazen çok ileri gideceğim belki ama kusura bakmasınlar. Sürülerini bekleyen önemli bir kangal köpeğin önemi daha fazla olabiliyor. Şimdi ailesi tarafında adının bilinmediğini yaşayan bir birey, eğitim sisteminde var olamayan bir birey, var da etmemişiz. Devlet de siz bizim için önemlisiniz diyememiş. Dokunamamış biraz evvel. Şimdi o konu bu. Yani temas etmemiş oraya. Dolayısıyla bu diyoruz ki biz fiziksel temas daha sonra ruhsal temasa dönüşür. Yani ruhsal okşanma deriz bunun adına. Ben size iltifat ederek bir şey söyleyerek size iyi gelen bir şeyler söylersem siz ruhsal olarak okşanırsınız. Bu nedenle adama diyorsunuz ki harika bir tablo yapmışsın. Estağfurullah diyor. Ne güzel bir tablo olur mu efendim falan. İşte çiziktirdik biraz diyor. Bakın hala hadi beni okşa oyununu oynuyor. Bu psikolojik bir oyundur baktığınızda teada. Şimdi böyle var olamamış, var edilmemiş, ben var mıyım yok muyum, hiçlik duygusu yaşamış bir bireye birileri devlet de benim için dersin diyememişse, dokunamamışsa, ruhsal olarak okşayamamışsa birileri diyor ki sen bizim kahramanımız olabilirsin. Babasının işte bir şey verip güvenemediği, niye bahçeyi sula diye gönderdiği arkasında bir şey beceremiyorsun deyip kendi suladığında babam hiçbir şeyi beğenmiyor, ben işe yaramaz biriyim dediği birine, biri diyor ki Kaleşnikov sana ait. O Kaleşnikov'u aldığında önemli biri hissediyor kendini. Sonra diyoruz ki biz bunlar kandırılıyor. Hayır. Eğer bunlar kandırılan bireylerse devletin, hükümeti yönetenlerin daha fazla kandırma kuvvetinin olması lazım. Enstrümanı çok çünkü. Tabii ki. Bunun adı bu değil. Bunun adı varlığa aldırış etmek. Varlığı onamak. Sosyal olarak onun varlığını onamak. Birileri onuyor. Diyor ki bugüne kadar kimse beni fark etmedi. Siz fark ettiniz. O zaman ben de sizden. Bilmem anlatabildim mi? Çok net. Peki ama bölgenin yapısı filan göz önüne alındığında devlet mesela oraya okul açıyor. Öğretmen gönderiyor. Öğretmeni kaçırtıyorlar. Ya da öldürüyorlar. Okulu yakıyorlar. Bu kuramın başka bir boyutuna geleyim o zaman. Yani fark etmesini... Bu kuram diyor ki ego durumları dediğimiz bizim halk tarafından artık biliniyor. Benlik diye de çevrilebilir ama ego dememiz daha doğru. Ebeveyn ego durumu var. Kurallardan bahseden, yasaklardan bahseden, koruyan, kollayan, hani devletten beklediğimiz şey vardı ya, işte anadır babadır, sever de döver de dediğimiz ebeveyn ego durumu. Bir yetişkin ego durumu var. Her insanda var bu. Bu da gerçeklikleri ve olasılıkları dikkate alarak davranan tarafımızdır. Bir de çocuk ego durumumuz var. Şimdi çocuk ego durumu ikiye ayrılıyor. Doğal çocuk, uygulu çocuk dediğimiz bir çocuk. Doğal çocuk içinden geldiği bir konuşan, ya canım benim kek istiyor, mandalina istiyor falan diyen
Ama uygulu çocuk annesi misafirlikte bir şey isteme, üstüne döküyorsun, ben evde sana veririm diyen. Onun için önüne bir şey geldiği zaman canı çektiği halde annesinin gözüne bakıp teşekkürler Aylin teyze, ben istemiyorum diyen çocuk. Yani dış dünyadaki ebeveynlerin yani otoritenin beklentilerine uygun davranan çocuk. Şimdi dikkat edin. Asi çocuk doğal çocuktan çıkmaz, uygulu çocuktan çıkar. Çünkü uygulu çocuk bir süre devam ettiğinde isteklerini bastırdığını, içine gömdüğünü bilir yalnız kaldığında. İstediği gibi davranamadığını görür, otoriteler tarafından susturulduğunu, kısıtlandığını görünce diyor ki ben bir gün öyle bir noktaya geleceğim ki sizin istemediğiniz her şeyi başınıza vereceğim. Çünkü siz benim ihtiyaçlarımı yok saydınız, ben de günü gelince bunun hesabını sizden soracağım. Hesabı nasıl sorulur? Benim istediğim şeyleri siz yapmadınız, sizin istediklerinizi ben yapmayacağım. Çok net. Doğal çocuktan asi çocuk çıkmaz. Peki uygulu çocuğu kim ister? Ebeveyn ego durumu da ikiye ayrılıyor. Koruyucu ebeveyn, eleştirel ebeveyn. Eleştirel ebeveyn ister uygulu çocuğu. Eleştirecek, azarlayacak, edecek. Yani koruyucu ebeveyn kollar, sever. Ondan asi çocuk çıkmaz. Eleştirel, yani şiddet dolu söylenler söyleyen, eleştirelerde bulunan, azarlayan, tokatlayan, bilmem ne yapan ebeveyne karşı asi çocuk pusuda yatar. Ve o zaman patlar. Zemini bulduğunda da patlar. Şimdi Doğu Anadolu'da bu kadar işte büyüklerine saygıyla bilmem ne yetiştirilen, büyüklerini hürmet ettiğini zannettiğimiz, öyle zannettiğimiz bireyler nasıl oluyor da buralara çıkıyorun? Cevabı bu. Yani uygulu çocuk yetiştirdiniz. Yani o bir gün asi çocuk olacak da asi çocuk oldu zaten. Devleti yönetenler, hükümeti yönetenler o uygulu çocuğu doğal çocuğa getirmedikçe, dönüştürmedikçe çözümsüzlüğün nedenlerinden biri de bu olmuş olacak. Şöyle bir şey daha örnek vereyim ben size. Sosyal psikoloji Birch adlı bir araştırmacı ta 1945 yılında sosyal psikoloji önemli çalışma yapıyor. Şempanzeleri gruplara ayrılıyor. Bir grubu 2 saat, bir grubu 4 saat, bir grubu 8 12, 24, 36, 48 saat aç bırakıyor. Hepsi ayrı ayrı gruplar. Problem çözme var. Ve uzlaşma. Kendi aralarında uzlaşarak problem çözme. Dayanışma. Problem şu. Tavanda muzlar var. Birbirine geçmeli sopalar var. Bu geçmeyi kavrayacaklar ve muza ulaşacaklar. 2 ila 4 saat aç kalanlar motivasyonsuz, duyarsız oldukları için problem çözmeye yanaşmıyorlar. Günümüzdeki sosyoloji açısından baktığımızda duyarsızlaşmış kesimi düşünün şimdi. Problem çözmüyor. Diğer tarafta 36 ve 40 saat aç kalmış olanlar hiddet gösterisinde bulunuyorlar. Panikliyorlar. Ve problemi sağlıksız çözemiyorlar. Sağlıksız davranışlar oluyor. Bu da toplumun bir başka kesimi. Evet. Şu an. Kırıyorlar, ediyorlar sopalar. Yani fırlatıyorlar, ediyorlar. Bağıran, çağıran, evet. Yakan. Kendi aralarında da bir çözüme ulaşmıyorlar. Dayanışmaya da ulaşmıyorlar. Uzlaşmıyorlar da. Bunlarda da uzlaşmıyorlar. Bir şey de çözemiyorlar. Güzel. Çözen kesim sakinliğini koruyan, biraz önce dediğim yetişkin ego durumu gibi gerçeklikleri ve olasılıkları dikkate alıyor. Oturuyorlar, düşünüyorlar. Bu sopanın özelliği ne? Bunun ucu küçük, dar, öbürü geniş. O zaman buna geçecek. Problem böyle çözüyorlar ve muza öyle ulaşıyorlar. Şimdi anlatabildim mi? Çözüm sürecinde kimler problemi çözebilir? Sakin olanlar. Bakıyorsunuz yönetenlerde bu gergin söylem 36-48 saat aç kalmış şempanzeler gibi gerginlik içinde bir davranış varsa problem çözümüne katkıda olmaz. Öbür tarafta apolitize olmuş aman bana ne dünya halinden, herkes bildiğini okuyor zaten diyenler de problemin çözümüne katkıda olmayacaklar. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi çok net anlattınız hocam. Teşekkür ederiz. Önemli bilgiler veriyorsunuz bugün kamuoyuna. Bir küçük ara daha vereceğiz. Peki. Aranın ardından son bölümde. Çözüm süreci dediniz. Oradan aklıma geldi. İmralı süreci ve sonrasında ortaya çıkan tabloda toplumda terörle mücadeleye ilişkin bir güven de sarsılmış görünüyor. Bu güven tesis edilmeli. Kuşkusuz nasıl edilecek? Ya da bu güven sarsıntısı terörle mücadeleye ne kadar zarar verir? Nasıl zarar verir? Sorusuyla başlayarak medyaya da kuşkusuz önemli görevler düşüyor. Hem yazılı hem görsel hem de sosyal medyaya bu süreçte. Nasıl davranmamız gerekir? Biz de bilmiyoruz açıkçası. Biliyoruz da net bir veri oraya yok elimizde. Oraya da değinelim. Buraya da değinelim. Tamam, ama seve. Değerli izleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim.
Türkiye'nin dilim dilim döküm alüminyum radyatörü. Estetik ve çağdaş tasarımıyla evinizin mükemmel senfonisi. Notarak döküm alüminyum radyatörü. Yeter ya, yine mi aynı film? Bu mısırı da boşuna yapmışım. Amma söylendiniz. Oscar almış film. Bir daha izleseniz ölür müsünüz? Başınıza gidecek. Bir daha izleyeceksiniz. Bütün replikleri ezberleyeceksiniz. Ezberleyeceksiniz. Şimdi doğru bir karar verin. D-Smart'a gelin. Her hafta televizyonda ilk kez göreceğiniz 6 yeni film ve her ay D-Smart'ta ilk kez yayınlanan 100'e yakın filmi HD kalitesiyle seyredin. Eğer bir televizyon aboneliğiniz varsa faturasını getirin, D-Smart'ı 2 ay boyunca hiçbir kullanım sözü vermeden ücretsiz deneyin, farkını görün. D-Smart her televizyona şart. Zaman geçer, yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Türkiye'nin dilim dilim döküm alüminyum radyatörü. Estetik ve çağdaş tasarımıyla evinizin mükemmel senfonisi. Notarak döküm alüminyum radyatör. Usta şairlerin hayatları ve size dünyaları verecek şiirleriyle bu programda buluşacaksınız. Zeynep Narin Kafkas'ın hazırladığı Şiirbaz sizi kelimelerin ahenkli dünyasına davet ediyor. Hariciye Kliniği programında uluslararası ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diplomatik olaylar tartışılıyor. Zaman zaman iç siyasi gelişmeler bağlamında ekonomik ve hukuksal sorunları, toplumdaki siyasal ve sosyal boyutlu tartışmaları, hatta kültür ve sanata ilişkin parametreleri de değerli konuklarının görüşleri eşliğinde ekrana taşıyor. Mithat Sirme'nin hazırlayıp sunduğu Hariciye Kliniği programı her çarşamba 21.30'da Kanal B ekranlarında. Gündem Özel'in 3. ve son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde adına çözüm süreci denilen İmralı sürecinde terörle mücadeleye ilişkin sarsılan güvenin yeniden nasıl kazanılabileceğini ve terörle mücadele sürecinde medyaya düşen görevlerin ne olduğunu konuşacağız değerli hocamla. Hı hı. İlk soruyla başlayalım hocam. Yani ortaya öyle şeyler çıktı ki zaten kimi siyasi partiler o süreç boyunca, İmralı süreci boyunca aynı şeyleri dillendiriyorlardı ama gelinen noktada kimi bombaların gömüldüğünü, bunun devlet tarafından bilindiği, işte Oslo görüşmesinden sızan ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. İşte hem askerde hem de toplumda terörle mücadele ilişkin bir güven sarsıldı ve bu da en çok teröristin işine geldi. Evet, ciddi. Bu önemlidir galiba. Neden çok önemlidir? İkincisi de bunu nasıl tekrar hem toplumda hem de terörle mücadele edenlerde yeniden nasıl sağlanabilir bu güven? Şimdi devlet şöyle bir şey, hele bizim ülkemizde çocuklarına bile devlet adını koyan bir toplumsal yapının unsurlarıyız biz. Devlete güven o kadar büyük boyutta ki kendi çocuğuna devlet adını koyan bir kültürden bahsediyorum dolayısıyla. Devlete güven bu kadar öyle bir sarsıldı ki şu anda bile bile sen buna göz yumdun ve sonuçları bizim çocuklarımızın ölümü noktasına geldi. Yani şahsi ihtiraslar uğruna bunun yürütüldüğü algısı oluyor ki bu da kötü. Yani inançlar anlamında. Şimdi yine bu da mücadeleyi sarsan bir biçim. Hem de nasıl? Yani birinin böyle bir ihtirası olsa bile
bunun, bu algının yayılması. Bu da terör amaçlarına hizmet ediyor. Çünkü onu güçlendirip insanların en çok güvendiği devleti zayıflatmış oluyor. Ne dedik ta başta? Terörün en büyük isteği güvensizlik ortamı yaratmaktır. Adım adım ona ulaşıyor, dikkat ederseniz. Burada yine bir şey hesap edilmiyor. Yine aynı Kur'an'dan gideceğim biraz. Biz diyoruz ki çocuklukta ve ergenlikte ya da daha sonraki yaşamında, yetişkinlikte, temelde çocukluk, sonra ergenlik, sonra yetişkinlikte bir travma yaşanmış ve ego durumu hasarlanmış bireyler, önemli, biz hasarlanmış ego durumu diyoruz buna, daha sonraki yetişkin yaşamda o hasar onu habire deştiği ve canını acıttığı için onunla tekrar karşı karşıya geleceği kaygısıyla gelmemek için bir karşı taraf yaratır, bir düşman yaratır. Ve aslında bu durum, bu hasarlanma narsizmi beraberinde getirir. Narsist kişilik oluşur. Narsist kişilik kendine o kadar aşık olmaya başlar ki olumsuz özelliklerini karşı tarafa yüklemeye çalışır. Şimdi terörist başını düşündüğünüz zaman bu birey bir hasarlanmış ego durumu yaşadı zaten. Tekrar yaşadığı şeyine yargılanma, yakalanma, tekrar yargılanabileceğim kaygısı hasarlanmış egoda bir karşı taraf yaratmaya doğru meyleder. Hatta yoksa bile kendilerine bir düşman gereksinimi duyar bu durum. Şimdi buna karşı o düşman yaratınca siz de o düşman rolünü kabul ederseniz aslında bir anlamda bu hasarlanmış ego durumunu siz de transfer edildiği için yaşamış oluyorsunuz demektir. Yani siz de narsist bir davranışa bürünürsünüz farkında olmadan. Şu anda bu tuzağa da düşüldü. Ve biz deriz ki bu hasarlanmış egoların problem çözme ihtimali sıfırdır. Bilmem anlatabildim mi? Çok net. Hasarlanmış egolar varsa diyorsun. Evet. Bunların yönetici olarak problem çözme, uzlaşma davranışı sıfırdır. Neden? Model şahıslar taklit edilirler. Bandura'nın teorisine göre. Model şahıslarda bu sakinlik falan görülmeyince problem çözeceklerine inanç da zayıflar. Ve bu sefer taklit edilen davranış ne olur? Onların öfkeli davranışları, öfkeli söylemleri. Gorillerle yapılan çalışma var. Şimdi kızgınlık anında nasıl davranacaklarını hiç öğrenmemiş gorillere liderin hiç bilmedikleri bir uyaranla karşı karşıya kalıp, tanışık olmadıkları bir uyaranda karşı karşıya kalıp izliyorlar. Lider goril nasıl davranışmışsa aynı uyaran diğer yavru gorillere veriyor. Onlar da lider goril gibi ses çıkarmaya başlıyorlar. Aynı taklit. Yani trafik ışıklarında duran insanlar model şahıs geçmişse onlar da geçmeye başlıyorlar. Çünkü diyorlar ki o geçerse biz de yaparız zaten. Model şahsın taklit edilebilirliği çok yüksektir. Dolayısıyla devleti yönetenler, hükümeti yönetenler, yetkililer model şahıs olduklarını unutmamalıdırlar. Çünkü davranışları bir bütün olarak taklit edilir. Cımbızla seçilip bir davranış taklit edilmez. Bunu şunun için biraz da açmanızı rica ettim hocam. Şimdi 10 yıldır... Dolayısıyla bu bireylerin dışında çözümler aramakta, kişilerle çözümler aramakta yarar var. 10 yıldır bir süreç yönetildi. Akil adamlar çıktı. Hı-hı. Kamuoyunun tanıdığı... Şimdi işte ortada yoklar. İşte neredeler bilmiyorum. Örnek alınan, sözü Hı-hı. dinlenen insanlar toplanıldı. Terörle mücadelenin işte silahlı olarak değil de terörist elinde silahlı olsa bile işte müzakereyle yürütülebileceği anlatıldı. İşte terörist başıyla açık açık pazarlıklar yapıldığı söylendi. Toplum belli bir noktaya getirildi algıyla. Belli bir algı yaratıldı. Ve şimdi bir anda o algı kırıldı ve tekrar eskiye döndü. Yani işte bu kırılmadan bahsediyorum. Tekrar yeniden bir motivasyon. Çünkü terörle mücadelede ben bir gazeteci olarak bu kez şunu görüyorum. Eskiden en azından bir yeknesak hareket vardı ve tek vücut olarak Türkiye tavır gösteriyordu terörle mücadelede. Şimdi o da yok. Yani herkes farklı bir bakış açısıyla, çünkü kırıldı. Kim ne düşüneceğini bilmiyor, kim nasıl hissedeceğini bilmiyor. Kırıldı ve tekrar yeniden kurgulanması gerekiyor. Onun için şeyi hatırlatsam Levent Bey size. 80 öncesi arzu edilmeyen bir dönemdi tabii baktığınızda. Bizim de yaşadığımız bir dönemdi. Ancak o dönemdeki bireyler bir şeyler okuyup okudukları üzerinden tartışırlardı. Bak çok önemli bir şey. Yani kavgalar çıkardı evet falan ama bilgiye dayalı tartışmalar da ağırlıktaydı. Yani insanlar bilgi birikimiyle işte sol düşünceyi savunanlarda, sağ düşünceyi savunanlarda, işte sosyalistlerde, ülkücülerde bilgilere dayalı tartışırlar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi değiller diyorsunuz yani. Uğur Mumcu'nun rahmetinin dediği gibi. Işıklar içinde yazsın. Evet. Şimdi baktığınızda bilgilenme süreci sekteye uğradı.
Sosyal psikolojinin bir ilke vardır. Der ki, bireylerin ruhsal ve düşünsel yapıları, içinde yaşadıkları ve içine doğdukları psikososyal ve sosyokültürel yapıdan bağımsız olamaz. Yani o muhit, düşünce yapısı, kognitif sistem, bilişsel sistem, eğitim sistemi o şemaları oluşturuyor. Bundan bağımsız değil. Yani dolayısıyla bilgi sahibi olmayan bireyin yapacağı tek şey kalır, model şahsı taklit etmek. Çünkü bilgisi yok bir şey yapmak için. Diyor ki o böyle davranıyorsa doğrudur, ben de böyle davranayım. Bu nedenle işte lidere çeşitli sıfatlar yüklendi, yüceleştirildi, bilmem neler yapılıyor. Herkes böyle bir lider peşinden koşma derdine dikkat ederseniz. Çünkü bilgi yok. Başka şansı yok belki de. Orta Doğu düşünce sistemi budur zaten. Ve bu düşünce sistemi nedeniyledir ki bu kültürün problem çözme biçimi bilgi sahibi değilse o geleneksel yöntemlerdir. Şöyle bir örnek vereyim size. Rahmetli babam bizim evde yemeği beğenmediği zaman niye beğendiğini biz anlayamazdık. Sofradan kalkardı ya da iterdi tabağı. Annem sorardı neyini beğenmedin? Yağını mı, salçasını mı, tuzunu mu? Söyleme sen anla derdi. Bir sofraya küsme, aileye küsme, protesto etme davranışı vardı. Ben babamı anlamakta zorluk çekerdim. Tabii psikolog olduktan sonra anlamaya başladım. Amcalarımda da benzer davranış var. Sonra baktım dedem zaten öyle davranıyor. Yani bireyler herhangi bir şeyi sorgulamadan aynı davranışa yöneliyorlarsa taklit ediyorlar demektir. Şu anda oradayız. Yani ben şuna geleceğim. Babam babasını geçemediyse bir anlamı yok. Ben babamı geçemiyorsam da bir anlamı yok. Benim çocuğum da beni geçemiyorsa anlamı yoktur. Sistem bu boynuz kulağı geçeri desteklemeli. Bilmem anlatabildim. Çok net. Peki bu süreçte bir VTR'miz daha var. Özlenen Özdoğanoğlu'nun vatandaşlara sorduğu soru. Nasıl etkilendiğinize ilişkin. Onu da izleyelim. Peki. Hem toplumun üzerindeki etki yani şu an vatandaşlar sorular da soruyorlar. İşte şu şöyle belirtileri var, böyle belirtileri var, ne yapmalıyız gibi. Genel manada konuşalım. Sonra da bize düşen görevleri de soracağım medya olarak ama önce VTR'yi izleyelim. Kesinlikle çok kötü etkiliyor ve bozuyor. Hem çocuklar olsun hem bizim kendi psikolojimiz olsun. Moral kalmıyor, moral sıfır. Herkese dikkat ederseniz zaten herkes bir moral bozukluğuyla. Zaten stresli insanlar, hayat şartları zor. Sadece gördüğümüz kıpkırmızı bir kan, cenaze, tabut, şehit, bayrak başka bir şey yok. Umutsuzluk var tabii ki. Tabii ki korku var. Neticede ülkemiz gençlerini kaybediyor. Ve bu çok ciddi sorun, terör sorunu. Oldukça üzüntülü, üzgün. Hem ülkenin geleceği açısından hem de insanların birbirlerine düşman edilmesi ya da olunması açısından oldukça rahatsız edici. İnsanlar üzülüyor gördükçe. Televizyonları seyredemiyoruz. Benim oğlum da Tunceli'de yaptı askerliği, yeni geldi. Çok üzülüyoruz yani. Abartıya kaçmamakla olabilir çünkü bazı gerçekleri de herkesin görmesi gerekiyor. Etkilememesi mümkün değil zaten. Hoş şeyler olmuyor. Türkiye çapında hoş şeyler olmuyor. İnsan ölüyor sonuçta. İnsan, her iki tarafta da insan ölüyor. Çoluk, çocuk, insan, asker, bir sürü insan ölüyor. Hepsi insan olarak düşünmek lazım. Herkesi insan olarak düşünürseniz bu işin bitmesi lazım. Bitirmeleri lazım. Her gün ağlıyorum. Ne değiştirebilirim kızım? Tabii çok etkiliyor beni. Çok üzülüyorum ben. Çok yani. Yani her gün şehit haberleri yani duymaktan çok harap oluyorum yani. Kuşkusuz bu süreçte yurttaşın yapabileceği bir şey yok. Evden izliyorlar. Ya tabii demokratik tepkileri var. Bir seçim olduğu zamanlarda onu ortaya koyuyorlarsa koyuyorlar. Ancak dikkatimi çeken bu VTR'de en önemli konu sıklıkla da karşılaştığımız şu hocam. Galiba en tehlikelisi de bu. Umutsuzluk. Son dönemde gördüm. Yani sadece terörle mücadele değil, kendiyle ilgili, ailesiyle ilgili, ülkenin gidişatıyla ilgili bir umutsuzluk hakim. Herhalde önce bundan başlanmalı mücadeleye. Bunu yenerek başlanmalı. Şimdi bu umutsuzluk örneğiniz, o söylemden hareketle Denbo'nun bir çalışması aklıma geldi sosyal psikolojide. Deneklere diyorlar ki işte bir şeye ulaşma problemi var. Ortada bir su birikintisi falan var. Onu aşarak ona ulaşacaklar. 3 çözüm yolu var diyorlar oraya ulaşmanın. Fakat aslında 2 çözüm yolu var. İnsanlar iki çözüm yolunu buldukları halde üçüncüyü bulamadıkları için çok geriliyorlar ve problemi çözmeleriyle ilgili umutsuzluk yaşıyorlar ve bırakıyorlar.
problem çözümünde gerçek yolları gerçek bir biçimde söylerseniz, sanki başka bir yol varmış gibi de gösterirseniz aslında yoksa, bu umutsuzluğa gider. Çok önemli bir çalışma bu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Çatışmalarda bireysel grup, toplumsal çatışmalara baktığınızda, çatışma çözümünde birinci kural kabul dilidir. Kabul dili. Şimdi farz edin ki biz bir konuda tartışıyoruz. İnatlaştık, zıtlaştık. Ben size dedim ki, ya aslında Levent Bey, söylediklerinizin bir kısmında haklısınız. Evet, ben şu hataları yaptım. Yani düşünüyorum da onu yapmamalıydım. Özür diliyorum. Bu daha yapmamaya gayret edeceğim. Ne hissedersiniz? Bir kabul dili de sizden doğar. Ya kusura bakma, ben de şöyle bir şey yaptım. Biraz kızgınlık oldu hocam falan deseniz. Biz bundan sonra çatışır mıyız? Tarafların kabul dili hiç görünmüyor, dikkat edersiniz. Ya bizim de şu yaptığımız hataydı. Siyasi tarafların değil mi yani? Evet, siyasi partilerle evet. Onlarla da alakalı. Yani siyasi partiler tarafında konuşayım. Tabii teröristlerle bizim konuşacak halimiz yok. Taraf olmadıkları için. Ya tabii yani. Mümkün değil. Yani onun uzantısı gibi gördüğünüz. Ama en azından toplumla yani orada bulunan Güneydoğu'daki evet. Kürt kökenli yurttaşlarımızla konu ilgili bir yani, kabuliyeti de ifade evet, etmek gerekiyor. Evet yani diyelim ki devlet. Samimiyetle. Ya özür dileriz. Gerçekten biz sizi zaman zaman ihmal ettik. Evet. Eğitim sisteminizde eşitliği getiremedik. Öyle ya, getirilmiyor eğitim kalitesi açısından. Sosyal imkanlar açısından bir şeyler sağlayamadık size. Belki bütün enerjimizi değil olmasa bile büyük bir enerjimizi buraya aktarabilmeliydik. İhmal edilmişlik duygusu yaşamakta haklısınız. Ne diyecek halk Allah aşkına? Yani siz bir tevazu göstermişsiniz ve kabul diliniz var. Yani farklı bir davranışta bulunursa zaten insanlığından utanır o töreleri gereği. Bunu yapmayacak zaten. Ve şöyle bir şey düşünün. Bu çözüm sürecini yöneten şahısların bir anda değiştiğini düşünün. Yeni şahıslar girdiğini düşünün devreye. Ben iddia ediyorum bu şehit haberleri ve çatışma ortamı olmayacaktır. En azından bir süre. Bir umut olacak. Umutsuzluk dediniz ya. Umutsuzluk bu süreç devam ettiği, bu şahıslara her devam şey ettiği sürece umutsuzluk gitmeyecek. Umut ancak bir şey yenilerseniz gelir. Değil mi? Ya aynı tas aynı hamam dediğiniz bir yerde hangi umudu zaten kaybetmişseniz tekrar uyandıracaksınız ki? Bu önemli bir nokta. Başka aktörlerin, başka düşüncelerin, başka fikirlerin ortaya konması gerekiyor. Şimdi yine bir şey söyleyeyim size. Uganda'da, İrlanda'da, Cezayir, Ulusal Cezayir mensupları, bilmem ne, terör örgütlerinin üyeleriyle yapılan çalışmalar var. Üç ayrı çalışma ve yakın zamanda 2004-2005'te falan baktığınızda teröristlerdeki patolojiler, kişilik bozuklukları, kişilik özellikleriyle liderlerindeki özelliklere bakılıyor. Terör örgütü üyelerindeki patolojilere az rastlanırken onları yöneten liderlerinde çok daha büyük patolojiler görülüyor. O zaman bunlara mı odaklanmalısınız, buradaki patolojilere mi odaklanmalısınız? Mücadele de öyle. Yine umut. Şimdi HDP'ye baktığınızda halk neye ümitlendi de verdi o kadar oyu? Çözüme ümitlendi. Türkiye'lileşme söylemine ümitlendi. Baktı halktan biri gibi görmeye başladı. Söylemler hoşa gitmeye başladı. Söylemlerin arkasında bu eylemler yapışınca, ki bu da anlamlı aslında, seçimlerin hemen sonra ortaya çıkması çok anlamlı. Bu sefer bu umutsuzluk tekrar ortaya çıkmaya başladı. Ve siz işte hasarlanmış egolarla bu diyaloğu yürütürseniz olmaz. Terör açısından anlamlı değil mi? Evet, hem yani de çok. Terörün yapmaya çalıştığı işte bu umudu kırmak evet, en güzel yöntemi evet, bu. Önce tabii. Siyaseten sana oy verdirip ertesi gün... Bu çatışma ortamı sürdük. Kim kuvvetli algılanıyor? 30 yıldır söndüremediler. Hala çözemediler, bitiremediler. Adamlar şimdi sadece dağlarda değil, şehirlere de yayıldılar. Algısı oluşmaya başladı. Evet. Bu da kötü. Aslında insanlar da travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar. Bakın kabuğa çekilmeler var. Alışveriş merkezlerine çok gitmeme var. Gitse de tedirginlik hali var. Bireyleri ruhsal açıdan en fazla yıpratan şey belirsizliktir. Kaygı bozukluğuna giden şey belirsizliği ortamın devam etmesidir. Peki bu süreçte biraz evvel söylediğiniz sürekli sıklıkla kullanılan bir tabir var. Sadece terör olaylarıyla ilgili değil. Genellikle Türkiye'de son birkaç yıldır hemen her şeyde. Algı yönetimi, algı operasyonu gibi. Nedir hocam bu? Kim yapar bu algı yönetimini? Algı operasyonu nasıl yapılır? Toplumlar nasıl algı operasyonuna uğrar? Toplumlar dediğim gibi eğer bilgiyle beslenmemişlerse, sorgulama yöntemini bilmiyorlarsa, sistematik düşünceyi bilmiyorlarsa
Biz deriz ki mesajın birinci elden gelmesi. Model şahıslar önemliyse model şahıstan gelen bilgi süzgeçten geçirilmeden grup tarafından benimsenir. Grup sorgulamayı bilmiyorsa, böyle bir birikime, repertuara sahip değilse buna aksi gelen bir bilgiyi keser. Liderler bunu engellerler zaten. Grubun içine girmesi engellenir. Bu nedenle sosyal psikolojide grubun içten değiştirilmesi diye bir eylem vardır. Yani bilgiyi lider yoluyla değil, başka yollardan grubun içine sokup oradan grubun gelişmesine çalışırsınız. Yani bu nedenledir ki cemaat olayı da aslında bu nedenle patladı. Bağlar koptu. Grubun içten değişmesi, bilginin grubun içine girmesi nedeniyle bir şeyler oldu. Peki medya bu konuda özellikle kullanılıyor. Kimi medya bahsettiğiniz gibi olan biteni belli bir algıyla sadece ya da belli bir ağızla hiç sorgulamadan yazıyor. Tam karşısında yazanlar da var. Vatandaşlar da bu noktada ikiye bölünmüş durumdalar. Ama medyada güven çok zayıf. Bu süreçte ama yine terörle mücadelede en önemli görevlerden biri de yine kuşkusuz medyada. Medya nasıl davranmalı? Kendine o kaybolan güveni yeniden nasıl sağlayabilir bilmiyorum ama en azından nasıl davranmalı? Haberleri nasıl vermeli? Hangi noktalara dikkat çekmeli? Çünkü genelde şunu görüyoruz, şehit haberleri veriliyor ama işte Genelkurmay'ın yaptığı operasyonlara ilişkin bilgiler işte şu kadar terörist etkisiz hale getirildi haberleri daha geri planda tutuluyor filan. Ne yapmalı medya? Şimdi öncelikle Türkiye'de şöyle bir kamuoyu çalışması yapılsa, medyanın basın özgürlüğü ilkeleri doğrultusunda, çerçevesinde haber verdiğine inanıyor musunuz dense, cevap ne çıkar ben çok merak ediyorum. Medyanın zaten doğru bilgiyi veremediğini, çeşitli nedenlerle, halkta bir algı var, bir genel yargı var baktığınızda. Şimdi bilginin yerini ön yargılar alırsa, bu da sizin karşınızda bir problem olarak doğar. Bu da terör örgütlerinin istediği bir şeydir. Bilgi yerine ön yargılar çabuk yönetilir çünkü. Onunla çok çabuk baş edilir ve yönlendirilir. İyi bir enstrümandır ön yargı. İki taraf içinde. Şimdi medya en azından bazı şeyleri aktaramasa bile çocuklara etkileyebilecek, olumsuz etkileyebilecek görüntüleri gerçekten sansürleyerek verebilir. Yani bu görüntüleri mümkün çocukların ayakta olduğu saatlerde değil, gece saatlerine koyabilir. Geç saatlere koyabilir görüntüleri. Haber olarak geçebilir. Yani medyanın buna duyarsız kalmasını istemiyoruz. O ayrı bir konu. Mutlaka haber varsa duymazdan görmezden gelecek hali yok. Görevi haberi. Ama biz diyoruz ki verme biçimi ruh sağlığını dikkate alarak devreye girmeli. Bakın yıllar önce rahmetli Ayhan Songar'ın hayatta olduğu dönemde RTÜK'te böyle bir komisyon vardı. Çocuk gelişimciler, klinik psikologlar, psikiyatristlerin olduğu bir 5 kişilik bir komisyon vardı. Bu komisyon hemen hemen bütün yayınları çocukların özellikle ruh sağlığı açısından düşünerek değiştirmeye uğratırdı ya da uyarılarda bulunurdu. Ve ona göre tekrar düzenlenir, yayınlanırdı. Sonra bu bağımsızlığa darbe, özerkliğe darbe, işte otokratik bir anlayış falan gibi söylemlerle bu hale geldi. Şimdi kontrolsüz bir şey olmaz. Diyoruz ki ya 12 yaşına kadar soyut düşünemiyor bu çocuk. O zaman onu korumak durumundasınız. Yani siz bu çocuğa alenen her şeyi öğretiyor musunuz o yaşta? Dikkat ederek öğretiyorsun. Bilim niye var? Çocuk gelişimi niye var? Psikoloji niye var? Çocuk psikolojisi niye var? Bu nedenlerle var. Yani normlar niye var? Bir iskambil kağıdı oyununun bile kuralları var. En basit sokak oyununun, işte çanak devirme oyununun bile kuralları var baktığınızda. Kuralsız olmaz bu iş. Biz özgürlükle kuralsızlığı karıştırıyoruz. Bir de özerklikle özgürleşmeyi karıştırıyoruz. Bunlar işte yine bence medyanın sorumluluktan biri bu kavramları düşündürecek, içini dolduracak yayınlar yapabilmek. Yıllar öncesinde rahmetli Atalay Yörükoğlu'nun siz olsaydınız ne yapardınız diye değil mi? Anne babaları eğiten çocuk eğitimiyle ilgili programı vardı. Ne oldu? Niye benzer programlar yok? Niye laylaylom programlar var, göbek atma programları var, sohbet programları, eğlence programları, kahkahalar var, yarışmalar var absürt şekilde. Bunların hepsi aslında bir proje diye bakıyorum. Bir projenin parçası. Parçası. Yani duyarsızlaştırmanın, ilgisizleştirmenin sonra yönetmenin bir parçası olarak görüyorum ben. Bir de son bölümde birkaç dakikamız var. Sosyal medya gerçeği var. Pardon. Bu bağlamda YouTube bunu yapamıyorsa bile bence medya sorumluluğu hissederek bünyelerinde psikolog barındırabilir. Medya psikoloğu ya da iletişim psikoloğu, çocuk psikoloğu. Yani ona danışsın. En azından haber merkezi. Bir otokontroldür bu.
En azından haber merkezi. Evet, evet. Biz danıştığımız zaman yardımınız için şimdi canlı yayından teşekkür ederim. Danıştığım için ben teşekkür ediyorum. Biz çünkü dikkat ediyoruz. Evet, gerçekten evet, de Kanal B olarak. Bu tür durumlarda. Son olarak sosyal medya. Bu bambaşka bir dünya tabii ama birkaç dakikayla. Yani insanların özellikle sosyal medyada paylaşımları, birbirlerine yönelik tavırları, hakaretleri, haber büyük işte haber sitelerinde yaptıkları yorumlar sosyal medyada da at izi it izine karışmış durumda. Evet. Yani tabirle. Evet. Şimdi Doğu Anadolu'da bir analiz yaptım. Çocukların işte terör örgütlerine katılmalarıyla ilgili, var olma açlıklarıyla ilgiliydi. Bu tarafa baktığınızda yani Batı'dan alın, Bodrum'dan alın, İstanbul'a kadar, Antalya'ya kadar gidin, Çorum'a gidin, nereye giderseniz gidin. Bu eğitim sistemi içinde, bu sosyal yapı içerisinde bu çocuklar da var edilmiyor. Yani siz resim derslerini seçmeli koydunuz, beden eğitimi seçmeli koydunuz. Hatta bazı fen lisesi programlarından, Anadolu lisesi programlarında beden eğitim falan da yok baktığınız zaman. Ya da bir saat falan. Onda da o ders yapılmıyor zaten. Çocukların kendilerini gerçekleştirdikleri, ister Maslow'un teorisine göre düşünün, ister TEA'ya göre düşünün, bir ortam yok. Biz neye endekslendik? Başarı, başarı. Hangi başarı? Akademik başarı. Ben okullarda yöneticilik yaptığım sıralarda, özel okullarda, veliler şeye gelirlerdi. Çocuk kaydı için geldiklerinde başarınız nedir diye sorarlardı. Çok kısa bu. Ben şey sorardım, hangi başarıyı istiyorsunuz, soruyorsunuz. Kaç tane başarı var? Yani işte akademik başarınız. Valla o çok küçük bir dilim bizim için. İnsan olma başarısı, sosyal ilişkiler başarısı, kendini gerçekleştirme başarısı. Veliler böyle kalırlardı. Çünkü bunları işlemiyoruz. Bu çocukları biz bu ortamda da var edemediğimiz için bunlar da aynı var olma açlığı içinde sosyal medyada, Facebook'ta falan mesaj yazarak var oluyorlar. Telefonumu aldım, cep telefonu yeni markası şu. İşte Ahmet şurada üzüntülü, Ahmet şurada mutlu. O kim? Ahmet'i yazan Ahmet. Niye Ahmet diyorsun? Yani kendini ortaya koyma davranışı da eksik. Bunlar da böyle var oluyorlar. En ufak bir habere doğru ya da yanlış test etmeden peşinden koşma, beğeniler yollama. Herkes böyle haberim kaç tıklanmış, kaç beğeni almış. Hala bunlarla var oluyoruz. Ne kadar boş bir varoluş farkında mısınız? Öncelikle varoluşsal boşluklarımızı toplum olarak doldurmalıyız. Bir başka programda belki de bu sanal varoluşu konuşuruz. Konuşup altını doldurmalıyız. Hı. Yani bireysel olarak o varoluş duygumuzu ispat edebilirsek eğer herhalde pek çok şeyin de üstesinden büyük gelmiş oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Önemli bilgiler verdiniz. Değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece diliyoruz. Terörsüz bir Türkiye, barış dolu, huzur dolu bir Türkiye diliyoruz. Esen kalın, iyi akşamlar.